Well, you want to go in there? I want to see what's... Şimdi izleyeceğimiz videoda hastanede çalışan bir hemşire, birçok doktor ve hemşirenin girmekten korktuğu bir odaya girme kararı alıyor. Bahsi geçen oda, söylentilere göre perili olduğuna inanılan bir katta bulunuyordu. Söylentilerin doğru olup olmadığı bilinmiyor. Ancak yakalanan görüntülerden sonra bu katta gerçekten garip bir şeyler olduğuna inanılabilir. 19 Mart 2021'de Channel Richardson adlı bir hemşire bahsi geçen kata gidiyor. Bu katta bazı nedenlerden dolayı erişime engellenmiş gizli bir oda bulunuyor. Bir gece bu odaya girmeye karar veriyor. Bir temizlikçiye odayı açtırarak içeri giriyor. Ancak bu fikrin kötü bir fikir olduğundan habersizdi. Şimdi izleyeceğimiz video o anları gösteriyor. Siz de izleyin. So everybody wants to see what's behind the door. So I'm back and I'm going to show you what's finally behind this door, okay? All right, so one more time. This is everything that's wrote on the door behind this door in this hospital and it's been unlocked, so I'm going to go inside. Let's go. Olay hızlı bir şekilde gerçekleşiyor ama kaçırdıysanız tekrar izleyin. Channel Richardson'ın kapıyı aniden kapatmasının sebebi şimdi anlaşılıyor. İçgüdüsel olarak geri çekilmişti. Uzak bir mesafeden Channel'a bakan bir yüz gibi görünen şey, gövdesiz bir baş olarak yerinden kıpırdamadan öylece duruyor. Ya da en azından öyle görünüyor. Çünkü izleyiciler başın hafifçe hareket ettiğini de iddia ediyordu. Channel ne gördüğünden tam olarak emin değildi. Ama ne olursa olsun hemen oradan çıkmak istiyordu. Videoyu izledikten sonra ne olduğunu daha net görecekti. Bu olay esnasında veya sonrasında neler olduğu hakkında fazla bir şey bilinmiyor. Bir güncelleme yapılana kadar gizemini koruyacağı benziyor. Düşüncelerinizi yazın. Gece vaktiydi. Şimdi izleyeceğimiz görüntülerde bebek monitörü çocuk beşikteyken ebeveynlerin endişelendiği bir şey yakalıyor. Tüm bu olay 23 Ekim 2023 gecesi kaydedildi. Görüntüleri izledikten sonra endişeleri daha da artacaktı. Dahası bu olaydan sonra sadece bir yaş büyük olan en büyük çocukları da aynı durumu yaşayacaktı. Videoyu göstermeden önce belirtmem gerekir ki çocuklar akrabaları tarafından bakılırken yaşandı olay. İzleyelim. Shay. Cheyenne. Cheyenne. Bu olayda endişe verici olan ebeveynlerin çocuklardaki bu davranışı daha önce yaşadıkları evde de görmüş olmalarıydı. Görüntüler bahsi geçen o evde kaydedildi. Hatta yaşayanların ardından evden taşınıp başka bir yere bile gitmişlerdi. Çocukları bazen gözle görülür hiçbir şey olmayan yerlere bakıyor ve ağlamaya başlıyordu. Onları rahatsız eden bir şey vardı ama ebeveynler bunun ne olduğunu tam olarak anlayamadılar. Ta ki bunu görene kadar. En küçük çocuklarının beşiğindeki bebek monitöründen kaydedilmiş birçok video kaydını izledikten sonra içlerinden bir tanesi dikkatlerini çekti. İşte o video. Siz de izleyin. Bu ve diğer sebeplerden dolayı aile bu evden taşındı. Yakalanan şeyin çocuklarını rahatsız eden kötü niyetli bir ruh veya varlık olduğuna inanıyorlar. Görüntüleri tekrar izlediğinizde bu siyah, gölgemsi kütlenin bir insan olamayacağı net bir şekilde belli oluyor. Beşiğin yanından kayarak geçmesi ve tavana doğru uçması bunun başka bir şey olduğunu gösteriyor. Bu şey her ne olursa olsun. Ebeveynler yeni evlerine kendileriyle beraber taşınmamış olmasını umut ediyorlar. Eğer taşındıysa ne yapacaklarını bilmiyorlar. Şimdilik aile eski evlerinde yaşanan paranormal olayların videolarını paylaşmaya devam ediyor. Böylece birisi neler olup bittiğini açıklayabilir ve onları güvende tutmak için ne yapılması gerektiğini anlayabilir. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz videoda bir genç erkek ve ailesi yeni taşındıkları bir evde tura çıkıyor. Bu görüntülerdeki aile yeni evlerini şimdiye kadar kontrol etme şansı bulamamıştı. Bu yüzden doğal olarak bu anı kaydetmek için heyecanla bir kamera getiriyorlar. Ancak farkında olmadan bu özel an bir anda ürkütücü bir hale gelecekti. Yakın zamanda taşındıkları bu evde çok tuhaf bir olay yaşandı. İşte o görüntüler. İzleyelim. Where is it? We could throw a movie in this house, right? I know, we can. That's the attic. You wanna go in there? Let's scream, let's That's the attic? Wait, you wanna go in there? I wanna see what's... Birdenbire evin içinden bir yerden bir çocuğun çığlığı duyuluyor. Ancak o anda evde onlardan başka hiç kimse yok. Sadece yaşlı bir akrabaları vardı ki buna o sebep olmuş olamazdı. Olanların normal olmadığını bilerek olabildiğince hızlı bir şekilde dışarı çıkıyorlar. Ya evin dışından bir çocuk çığlık attı ya da izleyicilerin inandığı gibi doğaüstü bir şey yakalandı. Dikkatlice dinlediğinizde çığlığın evin içinden geldiği anlaşılıyor. Ama tuhaf bir şekilde içeride başka hiç kimse veya bir çocuk yoktu. Peki o halde kamerada kim veya ne duyuldu? Aileden konuyla ilgili başka bir güncelleme veya video olmadığından onları kim veya ne korkuttu hala bilinmiyor. Düşüncelerinizi yazın. 28 Temmuz 2024'te bir kasabada oldukça tuhaf bir olay yaşandı. Olayı kaydeden bir video birçok yerel sakinle paylaşıldı. Olay bir evin hemen dışında akşam saat 7 civarında meydana geldi. Burada yaşayanlar bu gizemli olayın güvenlik kamerası görüntüleriyle yakalanmasından oldukça memnunlar. Ancak videoda yaşananlar komşuların endişelenmesine neden olan olayın sadece bir parçası. Videoda izleyeceğimiz kişinin durumu ciddi olduğu için hastaneye kaldırılıyor. Olayın hemen ardından bu mahallede yaşayanlar doğal olarak korkuya kapılmıştı. Şimdi kaydedilen o anlara bakalım. Bir şey tarafından yere serildikten sonra muhtemelen arkadaşları, komşuları ya da akrabaları olan iki kişi yardıma geliyor. Yanlarında bir köpek var ve nedense köpek nesnenin fırladığı düşünülen odaya doğru bakıyordu. Köpeğin neden ilk olarak oraya gittiği belirsiz ama izleyiciler köpeğin belki de başkalarının göremediği bir şeyi gördüğünü düşünüyor. Oldukça tuhaf olan bu olayda en şaşırtıcı olan ise adamı evin içindeyken fırlayan bir nesnenin vurmuş olmasıydı. Şunu belirtmem gerekir ki adamın durumu kritik ve hatta birkaç yere dikiş atılması gerekmişti. Ancak garip olan bir diğer durum da şuydu ki adamın o anda ne olduğunu hatırlamıyor olmasıydı. Olay ona tamamen bulanıktı. Bunun nedeni aldığı darbe de olabilir, doğaüstü bir varlıkta. Olay hakkında Kolombiya'da gerçekleşmiş olması dışında pek fazla bir şey bilinmiyor. Sizce biz az önce ne izledik? Yazın. Terk edilmiş yerleri keşfetmek birçok insan için çeşitli sebeplerden dolayı büyük bir cazibe taşıyor. Kimisi meraktan, kimisi macera arayışından, kimisi ise sadece adrenalin peşinde koştuğu için bu tür yerlere ilgi duyuyor. Özellikle keşfedilen yerler tarihi öneme sahip yapılar olduğunda bu ilgi daha da artıyor. Şimdi izleyeceğimiz videoda terk edilmiş bir akıl hastanesini keşfedeceğiz. 1911 yılında açılan Leeds Rav Village karanlık geçmişe sahip bir akıl hastanesi. New York'ta bulunan bu tesis her yaştan fiziksel ve zihinsel engelli bireyler için inşa edilmişti. Ancak 1920'lerde yetersiz finansman ve sakinlere yönelik uygunsuz bakım raporları ortaya çıktı. Çocuklar da dahil olmak üzere sakinlerinin çıplak, yıkanmamış ve ihmal edilmiş halde bulundukları bildirildi. Sadece sakinler değil, personel de kötü muamele görmüş ve hatta maalesef tacize uğramıştı. Ayrıca hastaların yasa dışı yollarla, örneğin elektroşoklarla cezalandırıldıklarına dair raporlar da mevcut. Tüm bunlara rağmen tesis neredeyse 85 yıl boyunca faaliyet göstermeye devam etti ve nihayet 1996'da bir daha açılmamak üzere kapatıldı. Leeds Village en parlak döneminde 130'dan fazla bölümden oluşuyordu ve bu bölümlerin hepsi uzun zamandan beri kullanılmıyor ve oldukça da kötü durumda. Essex Savage adlı bir YouTube kanalından Isaac, iki arkadaşıyla birlikte bu eski akıl hastanesini araştırmaya gidiyor. İlk birkaç bölümü birlikte gezen ekip oldukça garip şeylerle karşılaşıyor. Wow, it's really good. I bought a flashlight here. Oh no, cut the camera. No, I'm actually not down. Oh my god. Yo, look at all this clothing. Something is living here. Oh my goodness, there's a bed in here. Bro, something is totally living in here. Holy shit. That's dope. I'm trying to look everywhere. Holy shit. Oh my, I don't know if you guys could see what I'm seeing right now. There's a little fireplace here. This does give me backroom vibes. Ekip yerlere dağılmış giysiler ve odalardan birinde hala kullanılıyormuş gibi görünen bir yatak buluyor. Ekip alanın büyüklüğü nedeniyle keşiflerine ayrı ayrı devam etme kararı alıyor. Isaac, küçük odalardan oluşan hastaların gecelerini geçirdiği anlaşılan bir bölümü incelemeye başlıyor. Daha ilk adımını attığında içini bir huzursuzluk kaplıyor ve bu hissin niye geldiği kısa sürede anlaşılacaktı. İzleyelim. Getting very uncomfortable right now. This is crazy. Dude, I came from... There's a dead end there. Come on. I don't want to put my finger in there. Someone's above us. Someone is above us. Gabe! Gabe! Isaac aniden bölümün bulunduğu kattan gelen tuhaf sesler duyuyor. Bu sesler çığlığa ve ardından açılan bir kapıya benziyor. Isaac alt kata inen merdivenleri kullanırken bir kapının sıkıştığını ve yolunda tıkalı olduğunu fark ediyor. Bunun üzerine tekrar yukarı çıkıyor. Koridora geri döndüğünde geldiği yönde bir karaltı görüyor ve hemen geri dönüp bir şekilde alt kattaki kapıyı açmayı başarıyor. Ve bu sefer de alt kattayken yukarıdan gelen ayak seslerini duyuyor. Arkadaşına seslendiğinde ise tekrar o çığlığı duyacaktı. Bu kez daha yakından bir kadının çığlığına benziyor. Siz de izleyin. Bu akıl hastanesinde yaşanan korkunç olaylar ve çevresinde dolaşan hayalet hikayeleri nedeniyle Isaac burada paranormal bir vaka olabileceğini düşünüyor. Ancak ne olursa olsun bu tür keşiflerde asla gruptan ayrılmamak gerektiğini unutmamak önemli. Çünkü bir sonraki bölümde karşınıza neyin ya da kimin çıkacağını asla bilemezsiniz. Düşüncelerinizi yazın. Şimdi izleyeceğimiz video tanınmış ve kendi çapında popüler olan Urbex Hill tarafından. Chris bu içeriğinde Amerika Birleşik Devletleri Cleveland'da bulunan terk edilmiş Robert Fulton İlkokulu'na araştırmaya gidiyor. Bu okul 14 yıldır kullanılmıyor ve harap bir durumda. Chris bu binayı 3 yıl önce de incelemiş ve ilk ziyaretinde orada birisinin yaşadığına dair izlerle karşılaşmıştı. Bu kanalındaki en bilinen videolardan birisi. Cleveland, Amerika Birleşik Devletleri'nin en tehlikeli şehirlerinden biri olarak bilinir ve bu da terk edilmiş yerleri araştırmayı daha da tehlikeli hale getiriyor. Chris incelemelerine kaldığı yerden devam etmek için yıllar sonra geri dönüyor. Bina o kadar kötü durumdaydı ki içinde dolaşmak bile yeterince tehlikeli. Her adımda çökebilecek ve ciddi şekilde yaralanmaya neden olabilecek bir zemin üzerinde yürüyorsunuz. Chris, bodrum katına indiğinde binanın bazı bölümlerinin tamamen su altında kaldığını ve zeminin çöp yığınlarıyla kaplı olduğunu fark ediyor. Dışarıdan bakıldığında böyle bir yapının Cleveland gibi bir mega şehirde var olması inanılmaz geliyor insana. Daha önce de belirttiğim gibi burada dolaşmak bile başlı başına bir tehlike. Chris okulun nükleer sığınağına girdiğinde hayati bir tehlike oluşturabilecek bir şey yaşıyor. Fallout shelter. All these deaths behind. Gördünüz mü? Chris kamerayı bir masanın üzerine koyup engelleri aşarken arka planda onun fark etmediği bir şey kaydediliyor. Biri yavaşça kameranın kadrajından giriyor ve hemen ardından garip seslerle birinin onunla konuştuğu duyuluyor. Araştırma sonuz devam ederken ekran başında tüylerinizi diken diken eden bir olay daha yaşanıyor. Chris alt kattaki koridorda iki kişi olduğunu fark ediyor ve bu kişilerden birinin silahlı olduğunu görüyor. Geri dönüp merdivenlerden yukarı koşarken aşağıdan silah sesleri duyuluyor. Cam duvarın alt kenarında açıkça erkeğe ait bir ayakkabı görülebiliyor. Chris tüm araştırma süresi boyunca birileri tarafından izlendiğini düşünüyor ve bu durumu sonradan öğrenmek onda oldukça rahatsız edici bir his oluşturuyor. Videonun sonunda bu tür keşifleri asla tek başına yapmamanız gerektiğini belirtiyor ki ona katılmamak elde değil. Düşüncelerinizi mutlaka yazın.